Herkese merhaba. Bugün 23 Aralık 2020 Çarşamba haftanın ikinci manşet yayınıyla karşınızdayız. Gündemde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş kararı var. Selahattin Demirtaş'ın derhal tahliye edilmesi gerektiğini bildirdi Türkiye'ye. 150 küsür sayfalık kararda gene Türk taraflarına resmi makamlara neyse tebliğ edildi. Fakat Türkiye'den gelen de bu karar bizi bağlamaz. Bizim mahkemelerimizin yerine Avrupa İnsan, Hakkı, İnsan Hakları Mahkemesi kendini koymasın biçiminde oldu saray kaynakları tarafından medyaya sızdırılan haberlerle oldu bu haberler Hürriyet ve Türkiye gazetelerinin internet sitelerinde filan yayınlandı kendi ağzından bir şey yok danışmanın ağzından bir şey yok teknik ve taktiksel olarak propaganda bakanlığının marifetiyle sızdırılıyor efendim bir kapalı toplantıda Erdoğan'ın söylediği iddia edilen laflar Hürriyet kapalı toplantıdan Erdoğan'ın lafını basacak. Propaganda Bakanı'na sormadan geçeceksiniz onları. Her neyse bu da bir iletişim taktiği, propaganda taktiği, göbels taktiği yani. Erdoğan direkt söylemiyor, kürsüye çıkıp söylemiyor veya bir yazılı açıklama yapmıyor, tweet atmıyor. Kapalı toplantıda yaptığı bir konuşma işte efendim böyle söyledi ifade edildi AKP'lilere diye saraydan sızıyor. <laughs> Metin Akpınar'ın Deve Kuşu Kamerada harika bir lafı vardır. Biz de hıyarız ya yuttuk diye. Her defasında bu laf gelir aklıma. Oraya ben atfen bunu söylemiş olayım. Demirtaş ve Kavalayı Kavala bırakmaz dedik. Çok üzgünüm ama böyle yani. Ve bugün bu yayında biraz bunu konuşacağız ve elbette bunu delillendireceğim. Elbette bunu buna bunu neden düşünüyorum? Neden böyle bir analiz yapıyorum? Neden böyle bir başlıkta çıktık? E, anlatmaya çalışacağım. Bana hak verin, hak vermeyin ama durum bu yani. Türkiye fotoğrafı bu. Türkiye fotoğrafı bu. Böyle tek başına monolog konuşmayla olmaz. Bakalım kim ne demiş bir bakalım. Ondan sonra tekrar e, dönelim başa. Cem Uzan demiş ki, Erdoğan kaybedeceği seçime girmez. Bir kararname yayımlar, iki sene erteler. İtiraz e, merciğiniz neresi? Belediye seçimlerini iptal ettiren Yüksek Seçim Kurulu. Bu tarz iktidarlar seçimle gelir, seçimle gitmezler. Akıllı adam Cem Uzan ve modeli de biliyor, yani modelin modeli tanıyor. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Ve böyle yani. Anlatabiliyor muyum? Çek, şey, BBC Türkçe'nin bu Twitter, bu haberi paylaşırken seçtiği fotoğraf da güzel. Bakın. <laughs> evet. Web'den web'ten de bakalım aynı fotoğraf. BBC Türkçe'nin internet sitesine girdim şu anda. Online olarak da gösteriyorum. Cumhuriyet Gazetesi'ne söyleşi vermiş. 2023'te 5 sene doluyor. O gün seçim olmadığını varsayın. Bir kararname yayımlarlar, iki sene ertelerler. İtiraz merciiniz neresi? Belediye seçimlerini iptal ettiren Yüksek Seçim Kurulu mu? Bu tarz iktidarlar seçimle gelir, seçimle gitmezler. Nasıl gideceklerine dair bilgim yok ama seçimle gideceklerine inanmıyorum. Evet. Muhasır, muhasır, medeniyet Arabistan değildir. Bu çerçevede AB'ye üye olabilmek için ilk önce lisan bilen bir cumhurbaşkanının olması lazım. Cumhurbaşkanı 18 senedir orada ama tek kelime bilmiyor. Öğrenemez. Çünkü o buna kapalı. Türkiye Avrupa Birliği'ne girer. Hukuk, ekonomi, üretim, ticaret, turizm ne istiyorsak bunların standardı AB'dir. Gençlerimiz %70'i Kapılar açılsa Avrupa'ya gider. Gitmemesi için o şartları buraya getirmemiz gerekiyor. Ben Türkiye'yi batıya çevireceğim diye de seçim vaadinde bulunmuş bir siyasetçi. Aynı zamanda Cem Uzan. Evet. Birazdan gene hatırlatacağım bunu. Ama Türkiye'de medyada sıcak bir gelişme var. Oda TV kapandı kapanıyor mu diye. Ahmet Şık'ın tweetleri Oda TV'nin haberiyle falan bu biraz gündeme geldi. Cavit Çağlar Ahmet Çıka göre de, TMSF eliyle şirketlerine el konulmakla tehdit edilmiş. Bir takım Kanal 7 çalışanları e, filan önerilmiş olay TV'ye. Olay TV'ye listeler e, gitmiş. E, Cavit Çağlar e, talebi kabul etmiş ama ortağı e, kabul etmemiş. Ortağı da Hüseyin Köksal. Evet. Cavit Çağlar da anlaşmazlık üzerine Hüseyin Köksal'la ortağıyla anlaşmazlığı Baş gösterince olay TV markasını çekme kararı almış. Televizyon farklı bir markayla devam edebilir diyor. Ee, Ahmet Çık saraydan olay TV'ye atanan kayımlar listesinin yanı sıra Süleyman Sarılar yayın yönetmeni kanalın ve Nevşin Mengü ana haber sunucusu başta olmak üzere atılacak kişiler listesine de gönderildi demiş. Evet. Nevşin Mengü'nün şu tweet'i de. Korkunç paylaşılmış bu sabah. Cesareti olmayanın hep bir bahanesi vardır. Evet. Bu tür konularda medyada çalışanlar Türkiye'de kendi kurumlara özellikle de söz konusuysa çok fazla bir şey diyemezler, görüşte de belirtemezler. Do doğaldır da yani bir yerde ama böyle imalı bir takım göndermelerle de söylemek istediklerini ifade ederler. Evet. Olay TV meselesi bu bekleyip göreceğiz efendim. Ben e, Mustarda Manşette hemen geriye doğru e, zannediyorum Eylül ayıydı bir özel yayın yapmıştım Cavit Çağlar ile ilgili Cavit Çağlar Olay TV işte 15 Temmuzla ilişkisi filan özel bir yayındı 28 dakika falandı bilemiyorum. Seyredin e, bir şey kaybetmezseniz bu yayını bitirdikten sonra onu seyredin ve Biraz daha anlaşılır olur yakın Türkiye tarihi açısından. Bir bellek tazelemek de yarar var bazen. Seyredin o yayını. Covid'e dönelim. Ee, burada Bu esasen yani bir, bir Covid haberi de değil yani. Ülkeye söylenen yalanlar haberi. Habertürk 23 Ekim'de bir son dakika haberi geçmiş. Diyor ki Sağlık Bakanı'na atfen plana göre aralıkta 5 milyon kişiyi aşılayabiliriz. 5 tane gönüllüyü aşılayabildiler sadece o da onaylanmamış aşıyla. <laughs> Mutasyondan korkmuyoruz diye çıkmış bugün Yeni Şafak gazetesi bugün. Ya kimsin, nesin, neden korkmuyorsun? Yani ya çok tuhaf yani. Yani ne diyeyim yani. O arada İngiltere'de Oxford Üniversitesi tıp profesörü Bell aşının Oxford AstraZeneca aşısının Noel'den hemen sonra onaylanmasını bekliyoruz demiş. İngiltere hükümeti bu aşıdan 100 milyon doz satın almıştı. 40 milyonu Mart sonuna kadar teslim edilecek ve muhtemelen İngiltere 50 yaş üstünü Mart'a Nisan'a kadar aşılamış olacak. Bakmayın İngiltere'de yaşlı nüfus fazla yani 80 yaş üstü sadece 3.2 milyon insan var. 80 yaş üstü ve şu anda ilk sırada onlar aşılanıyor. Ee, Pfizer-BioNTech aşısıyla. Çıplak arama ile ilgili haberler devam ediyor ki burada tabii artık iş iyice iğrençleşti. TR724 manşet çıplak arama paylaşımlarına terör soruşturması demiş KHK'lı hakim Karanfil. Tamamen sarayın kontrolündeki yargı olayları soruşturacağına şikayetçi olanları susturmayı tercih ediyor. Savcılar konforlarını bozmamak için inanmadıkları kararlara imza atıyorlar. Ancak bu geçici rahatlık AKP hükümetinin gitmesiyle suç ortaklığından yargılanmayı netice verecektir haksız mı? Cüneyt Arat kendi tanıklığını paylaşmış. Gülen Hareketi'ni seviyorum. Gülen Hareketi'nin mensubu değilim. İki üyelik davasından üç kez beraat ettim. Ağır görme engelime rağmen iki, iki cezaevinde çıplak olarak arandım. Yalan söyleyen senin gibi dönek olsun Ahmet Hakan demiş. Ahmet Hakan'a bir şey söylemeyin. O görevini yapıyor yani o görevini yapıyor. Böyle bir tercih yaptı ve o tercihinin sonuçlarına da katlayacak, katlanacak bundan sonraki hayatında. Gazetecilik falan yapmıyor yani. İnanmadığı şeyleri yapıyor, inanmadığı bir gazeteyi yapıyor, yaz, e, yapıyor, inanmadığı bir programı yapıyor. Neyin ne olduğunu bilmiyor mu yani. yani? Onun için laf sokmaya, laf geçirmeye çalışmayın. İşte. Bir başka bunun da bu da onun siyasetteki uzantısı yani bu onun medyadaki uzantı Ahmet Hakan'sa siyasette de bu yani. Erdoğan'ın dar kabinesinden bir adamdır. Mahir Ünal. FETÖ'cülerle toplantının etkisi demiş çıplak aramada. Ya arkadaş bu bir cemaat propagandası da değil yani. Yani bu da sadece diyelim ki cemaatten yargılanan veya cemaatten dolayı hüküm giymiş olan insanların ses verdiği bir konu değil ki ya. A'dan Z'ye, 7'den 77'ye insanların ses verdiği bir konu bu. Herkes kendi tanıklığını anlatıyor. Geriye doğru da anlatanlar var. İşte ben geze eylemlerinde şöyle olmuştu, 12 Eylül'de böyle olmuştu, işte efendim şu cezaevinde böyle olmuştu diye kendi tanıklığını anlatanlar var. Bin yıllık Türkiye sorunu yani. Ha işte. İddiaları demiş yani. Evrensel haberi görmüş, çıplak aramaya değil maruz kalana soruşturma. Bravo. Yani işte dedim ya kendine muhalif diyen veya muhalif olarak tanımlayan gazetelerde bazen böyle kıyısından köşesinden bir haberi görebiliyor ama onun dışında yok. Demirtaş'la devam edelim. Demirtaş ve Kavala'yı bırakmaz konulu yayının Demirtaş bölümüne geldik. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Demirtaş'ın ifade özgürlük, güvenlik, serbest seçim, hak kısıtlamasının kullanılmasında sınırlamalar haklarının ihlal edildiğine hükmetmiş ve derhal serbest bırakılması çağrısında bulunmuş ve en ağır karar yani bugüne kadar bu mevzuda çıkan derhal bırakın, derhal tahliye edin diyor. Yani çok net, açık. Fakat yani bu kararı işittiğimde de benim düşündüğüm bu acelede yazdığım şey oldu. Yani Demirtaş ve Kavalayı bırakmaz. Şimdi nedenlerine bakalım yani. Pardon. Ahim kararı bizi bağlamaz. Bu işte biraz evvel bahsettiğim saraydan sızdırılan e, kapalı toplantıda Erdoğan'ın söylediği laf. Zeynep Altouk Akatlı Erdoğan'ı hatırlatmış. 99 99 2001 ve 2002'de Erdoğan'ın 3 kere ahime başvurduğunu söylüyor. Daha sonra tabi şunu yazmamış biz ekleyelim. Erdoğan hükümete geldikten başbakan olduktan sonra 2003'te e, ahim başvurularını çekti. O zaman bu şöyle yorulmuştu. Ya işte Türk, şuna yorulmuştu. Türkiye'nin başbakanı oldu. Şimdi kendi aleyhinde bir dava dosyası yani kendi hükümeti aleyhinde bir dava dosyası bulunsun istemedi falan gibi. Esasen şimdi bakıldığında daha net görülüyor. Mesele Dereyi geçene kadar ayıya dayı demekmiş. Mesele dereyi geçene kadar demokrasicilik oynamakmış. Mesele dereği geç, dereyi geçene kadar hukuk demekmiş. Ahim demekmiş yani. Şimdi dolayısıyla Erdoğan'a bundan anlatmanın da bir manası, hatırlatmanın da bir manası yok. Ahim kararı bizi bağlamazın üzerine Cenk Yiğiter şu notu düşmüş. Cumhurbaşkanı karar bizi bağlamaz derken sadece Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni değil anayasayı da tanımıyor. TC anayasasını da tanımıyor. Anayasa 90 sözü ve talimatıyla ihlal etmiyor sadece ilga ediyor diyor. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Anayasal Düzeni ortadan kaldırıyor. Yani esasen Türkiye Anayasası uluslararası sözleşmeleri çok güzel tanımlamıştır. Hatta e, Türkiye içerisindeki kanun, yasa, anayasa maddesiyle Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler arasında bir çelişki olduğunda da uluslararası sözleşmeler esas alınır diye. Uluslararası sözleşmeler, uluslararası anlaşmaları, uluslararası işte Türkiye'nin taraf olduğu kanun ve kararları her zaman kendi anayasasının da üzerine koymuştur. Doğru olan da bu ama dediğim gibi ne bizi bağlamaz, bizim mahkememiz adına karar veriyor falan oluyor. İşte Erdoğan ahim bizim mahkemelerimizin yerine geçecek şekilde karar veremez Orhan Kemal Cengiz gibi hukukçudur, düzeltmiş bunu. Ahim Türkiye mahkemelerinin yerine geçerek karar vermiyor. Demirtaş kararında mahkemeler yerine geçerek karar verilmesini mahkum ediyor. Yani diyor ki seni mahkum ediyor. Sen diyor mahkemenin yerine geçerek karar veriyorsun Erdoğan. Benim mahkemem, benim kararım, yargıda yaparız şeyini. Sen, senin diyor siyasi rehinen, siyasi tutsağın Selahattin Demirtaş bunu yapamazsın diyor. Ahim kararı Erdoğan'a yönelik esasen. Orhan Kemal de bunu yazmış lisanemin arşivle. Daha ne desin yani? İçeride farklı mı işte? Yani yerdeki tekerlekli iskemleden düşen kişi bir HDP milletvekili. Demokratik Toplum Kongresi eş başkanı Leyla Güven'in tutuklanmasını protesto için İstanbul'da açıklama yapmak isteyenlere polis müdahale etti. HDP'li vekil Musa Piroğlu'nu tekerlekli sandalyesinden düşürdü ve tartakladı. Görüntüler var seyredin. İçeride dışarıda direniş sürecek yeni yaşamın manşeti siyasi faaliyetleri nedeniyle tutuklanan DTK iş Başkanı Leyla Güven'den mesaj. Evet. Bu arada bir karar da Can Dündar'la ilgili olarak geldi. Suriye'ye götürülen MIT tırlarına dair haberi nedeniyle 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ee, siyasi askeri casusluk silahlı terör örgütüne yardım etme suçları. Türkiye'ye dönmediği için de hatırlayın tüm mal varlığına el konulmuştu. Bir kere daha buradan da geçmiş olsun diyoruz. Ya gerçekten hiç karartıcı haberler hiç mi iyi bir şey yok? Ya gerçekten yok. Ya yani ben de size burada 3-5 konuyu seçiyorum yani. Ve bu 3-5 konuyu seçerken yüzlerce e, mesaj, yüzlerce haber, yüzlerce link gözümün önünden geçiyor yani. Çok iç karartıcı bir gündem. Ya ne yapalım yani? Her şey gibi muhalefetin de yerli ve millisini ülkemize kazandırmak inşallah bize nasip olacak demiş Erdoğan. Evet bir dindar Kürt partisi gibi bir şey kuruluyor galiba. O arada Hüdapar başkanı saraya çıktı Erdoğan'la görüştü falan. Yani bu totaliter rejimler, otoriter rejimler adına ne derseniz deyin böyledir. Dizayn ederler muhalefeti. Yani e, çünkü Türkiye'de görüntüde bir meclis olmalı, görüntüde bir seçim olmalı, görüntüde muhalefet partileri olmalı. Bu kendi meşruiyeti için gerekli. Eskisi yani orta çağ dünyası değil ki yani kralım ben yani işte kraliçeyim ben, padişahım falan filan. Ee, neyleyeyim meclisi, neyleyeyim muhalefeti, partileri veya işte şeyi filan. Şimdi tabii öyle bir dünya olmadığı için ister istemez bu dünyada böyle göstermelik konulara ihtiyaç var. Özellikle Türkiye'deki iktidarını sürdürmesi için de. Ben bunu tabi tam olarak böyle de yorumlamıyorum. Erdoğan esasen yerli ve milli muhalefeti Türkiye'ye kazandırdı 2013'ten bu tarafa. Yazıklar olsun işte 7 yıldır oyunda kalan, parlamentoda kalan, işte Erdoğan'ın meclise getirdiği yurt dışına asker gönderme tezkeresinden, Demirtaş'ı hapse gönderme kararına... İşte yeni kapıda o hal o hale e, olağanüstü hal e, kararından sonra yeni kapı buluşmasına gidenlere vesaire vesaire. Yani Adalet deyip Ankara'dan İstanbul'a yürümekle olmuyor CHP. Her neyse yani işte şu anda Erdoğan 7 yıldır bu muhalefeti oluşturdu ama yani bundan da rahatsız. Dolayısıyla bunu da değiştirmeye çalışıyor yani değiştirir yani şey değil Son ondan da rahatsız olur onu da değiştirir yani Erdoğan budur. Ee, dişini geçirdiği veya satın alabileceği muhalif liderleri tek tek gemisine alır. Süleyman Soylu gibi, Numan Kurtulmuş gibi, Mustafa Destici gibi, öbürü Beriki gibi. Ee, dişine geçiremediklerini içre, içeri atar Süleyman şey Selahattin Demirtaş gibi ee, içeri tıkar. E, ee, diğerlerine işte ayar verir. İyi Parti gibi, CHP gibi, öbürü Beriki gibi filan falan. Baktı sonra biraz çizgiden çıkıyorlar. Onları da onlara da tak, tekrar şeyi gösterir. Sopanın ucunu gösterir. Başka bir şey dizayn eder. Durum ya durum budur. Yani. Ben konudan sapmadım. Demirtaş ve Kavala'yı bırakmaz konulu yayınımız devam ediyor. Her şeyi bu çerçevede değerlendirin. Sonra da işte sabah gazetesi bu 19 Aralık Cumartesi iç sayfa manşeti böyle manşet atar. Bu Erdoğan'ın lafı. AK Parti'ye yönelik tehditler katıksız faşizmin izleridir. Allah'ım ya. <laughs> millet de bunu yiyor yani ne diyeyim yani. AK Parti'ye yönelik tehditler katıksız faşizmin izleridir. Nasıl yansıtıyor? Kendine dönük her şeyi alıyor, karşı tarafa yansıtıyor yani. Bravo. Bu konuda çok iyi. O kadar millet elinde ne bileyim böcek ilaçlarıyla hamam böceği avına çıkmış, haşere avına çıkmış. Onlara bir şey olmuyor. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın öldürülmesi için çağrı yapan kişinin Abdülkadir Aktürk isimli sanatçı olduğu belirlendi filan. Şimdi haberde bir sürü sorun var. Ayrı bir konu. Gerçekten böyle bir hadise olmuşsa da lanet olsun. Ayrı bir şey. Fakat haberdeki soruna dikkat çekiyorum. Yani AKP'den birine böyle bir şey geldiğinde hemen gazeteler, medya falan filan şahin kesiliyor. AKP'li e, savcı, şey, savcı sayan da demiş ki... Avrupa Birliği'ne ve İsveçri, İsviçre'li yetkililere mektup yazacağım. Seçilmiş belediye başkanıyım. Üstelik Kürdüm ama tık yok. Yani şu cümlede bile 5 tane sorun var. Ben saymayacağım siz arayın bulun. Tekrar cümleyi okuyorum. Avrupa Birliği'ne ve İsviçre'li yetkililere mektup yazacağım. Seçilmiş belediye başkanıyım. Üstelik Kürdüm ama tık yok. Ağır belediye başkanı savcı sayanın öldürülmesi için çağrı yapan kişinin Abdülkadir Aktürk isimli sanatçı olduğu belirlendi haberi üzerine savcı sayandan açıklama. Hürriyetinde bu işi veriş biçimi. Muhalefet dizaynından bahsetmiştik. Bu Abdülkadir Selvi'nin bir iki gün önceki yazısından bir pasaj. AKP'nin nabzını tutmuş. Diyor ki muhalefet ne getirirse getirsin AKP olmasa da olmayacak diyor. Zaten son cümlesinde de şunu söylüyor. İYİ Parti liderine sevindirici haberim var. Kemal Bey Ocak Şubat aylarında muhalefet liderlerini bir araya getirecek bir masaya sıcak bakıyormuş. Bu durumda herkes kendi masasına. Yani AKP bu masada yok diyor. Başkanlık rejimi devam diyor yani. Hiç şey değil. İstediğiniz kadar parlamenter deyin, güçlendirilmiş parlamenter falan filan deyin. Erdoğan size bir sarı ışık yaksa bile onun arkasında vardır bir Çapanoğlu fikret bilada üşenmemiş yazmış. CHP'nin Ocak ayında İyi Parti ve diğer muhalefet partileriyle son şeklini vereceği güçlendirilmiş parlamenter modelde tarafsız Cumhurbaşkanı, bak sen hükümetin meclisten kurulması, Allah Allah. Hakim Savcılar Kurulu'nun ikiye bölünmesi, Allah Allah. Adalet Bakanı'nın kuruldan çıkarılması yapıcı güvensizlik oyu olacak falan. Kozmik odada bunlar mı konuşuluyor seferberlik tetkik kurulunda? Sonra bunlar mı yazdırılıyor birilerine? Kokusu çıkar. Sözcü, muhalefet iktidara sert çıktı halkı umursamıyorsunuz yazıklar olsun. Evet muhalefet iktidara sert çıktığı sözcü de manşetten vurduğu iktidar ne yapacağını şaşırdı sayın seyirciler. Akşener demiş ki kendilerine ballı börek vatandaşaysa kuru ekmek. Tayyip Erdoğan uykuları kaçar bu gece. Kemal Kılıçdaroğlu ne demiş sıra asgari ücrete gelince nedense kasada para yok. Eyvah eyvah AK Partilileri aldı mı bir panik? Meclis başkanı için 53 müşavir. Mustafa Şentop'a yardım için 53 müşavir görevlendirilmiş. <laughs> CHP'li Sezgin Tanrıkulu da bir başkan 53 kişiye ne danışabilir? Kadrolar eşe dosta dağıtılıyor demiş. Bırakmazlar. Sadece Demirtaş ve Kavala'yı değil iktidarı da bırakmazlar. Bırakamazlar. Bu düzen böyle devam edemez. Akşener iki nokta üst üste. Aman Allah'ım. Tayyip Erdoğan yarınki uykusunda kaçırdı. Sadece bu geceki değil. Yüzleri de kızarmıyor. Yahu kızardı siz öyle söyleyince Kemal Bey. Bütün AKP grubu kıpkırmızı oldular yani. Öyle böyle değil. Dikkatli bakın göreceksiniz. Cumhuriyet Manşet Mutasyon iddiaları üzerine koronavirüs, yeni e, İbrahim Özdabak siyasi bir gönder göndermeyle güzel bir karikatür çizmiş. Tek adam rejimi 1930, tek adam rejimi 2020. Mutasyona uğramış hali filan. Kaçın diyor yani. Atatürk'ün tek adam rejimiyle paralellikler olabilir mi? Olabilir. İsmet İnönü'nün tek adam veya milli şeflik rejimiyle paralellik olabilir mi? Olabilir. Menderes dönemiyle de belki benzerlikler görülebilir ama Türkiye böyle bir döneme yaşamadı. Hep söylüyorum, 50 yaşındaki de bunu söylüyor, 70 yaşındaki de bunu söylüyor, 90 yaşındaki de böyle söylüyor. Türkiye böyle bir dönem yaşamadı. İslam'ın kaideleri hoşgörü kelimesi adı altında içi boşaltılacak değerler değildir buyurmuş Propaganda Bakanı Fahrettin Altun. Evet aynı zamanda propaganda vaizi şapkasıyla. Evrensel oh oh yarasın 3 yıllık bütçeyi tek yılda yedi yarısını gizledi. Kim bu? Bakan Süleyman Soylu. <laughs> Burası da Mardin İl Emniyet Efendim. Oh oh dışördü giymişler. Oh oh paralar PKK'ya gitmiyor. Oh oh falan diye işte HDP'lilere laf sokuyordu Süleyman Soylu. Namı diğer SS Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Polis de tişört yaptırmış. Mardin İl Emniyetinde böyle fotoğraf çektirmiş. Mardin'in Mardin İl Emniyetin Twitter sayfasına da koymuşlar böyle yani. Nasıl bir ülke? Şimdi bırakıp giderler mi yani böyle bir iktidarı? Eski büyükelçilik basın müşaviri eroinle yakalandı. Emniyet Müdürlüğü şimdi oh oh diyorduk ya, öh ehe falan diye çevirmiş Bülent Çelik. Karikatürde gazete pencere. Hikaye de şu efendim. Eski Büyüksel, Büyüksel Büyükelçiliği basın müşaviri 100 kilo, 100 kilo eroinle yakalandı. Talimatla basından gizlendi. Bakın bugün e, şeylere e, gazetelere yok. Ben, 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 ben baktım yok yani. Bununla ilgili tek haber yok. İnternet sitelerinde de yok. İşte bir iki yerde böyle var. Yok. Bu tür haberlere şöyle bakın. Bu kişi bir CHP'li veya İYİ Partili olsaydı ne olurdu? Allah Allah Allah. Yazı diziler yapılırdı yani. Ama dediğim gibi mesele o değil. Müslümanın Noel'le de haramla da işi olmaz mesele bu. Ortadoğu toplumlarında İslam bu şekilde böyle e, dini değerler veya İslam bu şekilde toplumu bu tür şeylerle bir baskılama, biçim verme falan aracı olarak kullanıyor, kullanılıyor. Ben bu konuları emir olun 5 yıllık İngiltere hayatımda daha net gözlemleme şansı buldum. Türkiye'de yaşarken bu konunun bu kadar farkında olmadığımı da söyleyeyim yani. Müslümanın Noel'le de haramla da işi olmaz. Şimdi bakacaksınız yılbaşını yılbaşıyla Noel'i de karşılaştırıyor. Ben bir, bir yayın önce söylemiştim. Noel, e, Christmas Day denen şey 25 Aralık'ta efendim. Bu değişmez. Bir ocaksa başka bir hikaye. E, Santa, işte Noel ağacı. Yani Noel Baba falan bu figürler bunların hepsi Noel ile alakalı olan konular Christmas denilen İngilizce'de 25 Aralık'la ilgili figürler. Elbette dini te temeli de var ama bu figürlerin büyük bir bölümü sonradan üretilmiş ve şu anda da artık bir ticari meta olarak kullanılan gereçler, araçlar yani. Özellikle son 50-60 yıldır daha da popülerleşmiş filmlerin falan da etkisi var. Neyse geçeceğim dini temeli de var elbette yani ona bir şey demiyorum Noel ayını falan gibi konular var yani. Ama yani bunun yılbaşıyla falan da alakası yok. Fakat her sene ben kendimi bildiğim bileli bu, bu şekilde ısıtılıp topluma veriliyor, yediriliyor. Biz burada ne söylersek söyleyelim anlaşılmıyor. 1 Ocak 25 Aralık'la eşitleniyor. Ya o olay başka, o olay başka diyorsun anlatamıyorsun ama... Millet cami kürsülerinden gazete sayfalarına kadar bu şekilde bir yalanla ve propaganda yürüdüğü ve o şekilde de büyüdüğü için kulaklar artık işitmiyor. Değecek bir şey yok. Böyle de devam edecek. Bundan yana çok fazla umudum yok. Yani gerçekten bu konuda bir bilinç olur mu olmaz mı ileride çok fazla umudum yok. Geçelim. Derin yoksulluk bu değilse nedir? Bir gün manşet. TÜİK asgari ücret görüşmesindeki taraflara tek yaşayan birey için geçim tutarını ayda 2792 lira olarak sundu. Bu rakam mutfağa bile yetmiyor demiş. Yani TÜİK'in lafıyla şeye inerseniz kuyuya öyle olur. Bak o arada enteresan bir haber. Cumhuriyet'ten getireyim. Irak'a 5 milyar dolar verilecekmiş. Sarayda ağırlanan ki görüntülerini bir önceki yayında kullanmıştım. Irak Başbakanı Kazimi, Erdoğan yakın dostum, Türkiye Kuveyt Konferans Konferansı'nda taahhütte bulunduğu 5 milyar dolarla Irak hükümetini desteklemeye hazır demiş. Ayranı yok içmeye bilmem neyle gider neye yani işte. Dünya Bankası 137 ülkede 6400 ihalenin incelendiği altyapı ihaleleri raporunu güncellemiş. Listede bir Türk şirketi ilk sırada yer almış. Dünyada kamudan en çok ihale alan şirketler. Bakalım öyle mi? Asgari, askeri arazi Limak Holding'e ücretsiz verildi. Bakın. Şimdi yani burada Limak ilk, sıra, ilk sırada dünyada kamudan en çok ihale alan şirketler sıralamasında. Nihat Özdemir şu anda da Federasyon Başkanlığı, Futbol Federasyon Başkanlığı yapıyor. Burada da esasen ihaleyle değil ihalesiz aldığını da görüyorsunuz her şeyi. Yani ihale 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 de olabilir. Fakat o ihalelerde son 10 senedir hatta 10 seneden uzun bir süredir Türkiye'deki ihalelerde ne ihalesi olursa olsun ihale bile yapıldığında ihaleye giren firmalar arasında yani kimin kazandığı belliydi. Diğerleri telefonla fiyat fiyat bile artıramazlardı. Birisi kazara fiyat artırsın hemen telefonlar çalışır bir dakikaya ne yapıyorsun onu filanca alacak falan diye. Ankara müdahale ederdi. Avrupa Birliği üyeliğine destek yüzde seksen çıktı diyor. Geçmiş olsun. Yani gerçekten geçmiş olsun. Şimdi dönelim başa. Ne diyordu Cem Uzan? Erdoğan kaybedeceği seçime girmez. Bir kararname yayımla iki sene erteler. Altında da gençlerin yüzde yetmişi kapılar açılsa Avrupa'ya gider vesaire deyip Avrupa değerlerini hatırlatmıştı. Evet işin bir de böyle bir tarafı var. Maalesef. Olay TV'nin kapanması ile ilgili TR724 yeni bazı ayrıntılar e, paylaşmış. İletişim Başkanı, Propaganda Bakanı Fahrettin Altun'un Cavit Çağlar'ı arayıp e, liste verdiği iddialarını getirmiş. Dilek. E, Olay TV Genel Yayın Müdürü Süleyman Sarılar, Cavit Çağlar'la yolların ayrıladı, ayrıldığını doğrulamış ve çalışanları toplayıp bu ekip aynen devam edecek. Bir medya grubunu satın aldık. Şimdiki binamızda aynen devam edeceğiz demiş. Yani Olay TV markası değişebilir. Böyle bir hikaye var. O arada Selahattin Demirtaş kararında arada kaynamasın. Sezgin Tanrıkulu gazeteci Büşra Erdal cezasını tamamladığı halde tahliye edilmiyor. Kronos'tan okuyorum bu haberi. 6 yıl 3 aylık hapis cezasını 30 Mart 2020'de doldurmuş. Yani ahim kararını bırak Türkiye kendi mahkeme kararlarına dahi uymuyor. Euronews çıplak arama iddialarına FETÖ lehine kasıtlı paylaşım soruşturması haberini görmüş. Haberde çıplak aramaya maruz kalanlar Euronews'a konuştu. Her görüşte kızımın bezine kadar arandık. Diyen bir kişinin beyanı da var. Açın, seyredin. Dediğim gibi bir takım Twitter adreslerine veya bir takım internet sitelerine inanmıyorsanız, Euronews'un ee, söylediğine bakın yani ne diyeyim. Mustafa Yeneroğlu, TV5'te yayınlanan serbest görüş programında konuşmuş. E, o da TV'den okuyorum haberi. Erdoğan o konu ne zaman gündeme gelse çok geriliyordu diyor. Kastettiği konu Osman Kavala konusu. Ee, buraca İrfan Fidan falan konusu da var ama eee şeydi. Eee Yeneroğlu'nun Kavalayla alakalı ha O bölümü arıyordum. Şu Cumhurbaşkanı'na birileri İstanbul'dan özellikle birileri bilgi veriyorlar. Çok yüzeysel. Bu bilgiler üzerine kendisi kanaat ediniyor. Birçok konuda olduğu gibi ancak Osman Kavala konusu sanki bundan daha farklı. Tabii bunu Cumhurbaşkanı'na, Cumhurbaşkanı'nın bana söylediği bir ifadeye dayandırmıyorum. Kanaat olarak ifade ediyorum. Çünkü Kavala konusu ne zaman gündeme gelse sinirlenen, çok gerilen ve çok tepkisel bir tutum ortaya koyan bir psikolojiyle karşı karşıya kalıyorum. Yani Kavala konusunda kişisel mesele yapmış durumda Erdoğan. Onu anlatıyor kişisel tanıklığından. Hatırlayın Can Dündar için onu öyle bırakmam demişti. Bu tür konuları çok kişisel ele almış durumda ve ondan dolayı da yani işte Demirtaş'ta karar bizi bağlamaz. Kavala'da falan yani geriliyor ve ister istemez şey yapıyor. Çok ciddi bir tutum alıyor. Onun için de bunu bir kere daha hatırlatmakta da yarar gördüm. Bilmiyorum anladınız mı? Yani Demirtaş ve Kavala'yı bırakmaz derken işte Türkiye iktidarının, Türkiye muhalefetinin edilen lafların, o lafların perde arkasının falan analizini yapmaya çalışırken neyi kastettiğimi ve neden böyle bir hüküm cümlesi kurduğumu çok arzu ederim. İçerideki rehineler tutsaklar serbest bırakılsın ve Türkiye özgürleşsin. Ülkeye hukuk ve demokrasi dönsün ama bir süre daha bekleyeceğiz öyle görülüyor. Ancak Türkiye bir yol ayrımında ve bu yol ayrımında neyi tercih ettiğini edeceğini çok kısa bir gelecekte, yakın gelecekte göreceğiz ve elbette bunun çok ağır sonuçları da olacak. Şu anda direniyor Ankara. Osman Kavala konusunda, Selahattin Demirtaş konusunda ve diğer pek çok konuda. Çıplak aramanın ilgili iddialarının reddedilmesi, aşıyla ilgili yalanlar söylenmesi, ekonomiyle ilgili bir sürü şeylerin üfürülmesi vesaire Direniyor ama bu durumu tersine çevirme imkan ve ihtimal dahilinde değil. Tersine çevirme şansı da yok. Karanlık bir döneme doğru gidiyor, gittikçe kararıyor. İşte sosyal ağlara falan dönük yaptırımlar veya olası bir takım şeyler falan da bunun habercisi. Bütün bunlara bakmaya çalıştık yani. Olay TV'ye biraz böyle de bakın. Bakalım ne olacak, nereye gidecek? Daha iyiye gitmeyecek yani, daha kötüye gidecek. Daha kötü haberler vereceğiz, daha dehşet verici bilgiler paylaşacağız. Maalesef tüyler ürperten başka şeyler de olacak. Görülüyor yani bu şu anda freni patlamış bir kamyon gibi bariyerlere çarpa çarpa giden bir ülke manzarası var. Çok üzgünüm ama durum bu. Takmayan, dinlemeyen ve bildiği doğrultuda yürüyen ve kendi finaline doğru yürüyen bir Ankara, bir saray. Sonrası sonrası selam et bakacağız. Ama e, budur bu dönemin tahribatı ne kadar çok olursa e, inşası ve restorasyonu, onarımı da o kadar uzun ve meşakkatli olacak. Avrupa batı elbette bunu değerlendiriyor. Son tahlilde bunu söyleyeyim. 80 küsür milyonluk Suriyelilerle birlikte 90 milyonluk bir ülkenin istikrarı Avrupa Birliği ve Avrupa ülkeleri için çok önemli. Türkiye bir şekilde yani e, koparsa tesbih taneleri gibi insanlar dağılır ve bu elbette Avrupa'yı çok kötü etkiler. E, bunun da olmasını istemiyorlar. Erdoğan'la mı yürüyecekler? Erdoğan'sız mı yürüyecekler? Ne olacak? Bir biçim vermeye çalışacaklar mı? Veya işte efendim ya da işte Erdoğan zaten kendi kıyametine yürüyor bırakalım zaten çarpa çarpa gitsin mi diyecekler. Çarpa çarpa giderken de Türkiye dağılacak ve bundan Avrupa Birliği de kötü etkilenecek mi falan bilmiyorum. Bütün bunların hepsini göreceğiz ama şu anki strateji Son fiskeyi biz vurmayalım stratejisi. Erdoğan kendi kendini bitirsin stratejisi. Ama biterken Türkiye'de dağılır Avrupa Birliği içine veya Avrupa içine boşalırsa ne olur gibi bir kaygı da var. Bekleyip göreceğiz. Çok uzun sürmeyecek. 2021 muhtemelen büyük kırılmaların yılı olacak. Özellikle ilk çeyreği itibariyle. Bir manşeti daha böyle noktalıyoruz. Yarın güne bakış var. Biz Cuma günü haftanın son manşetini birlikte atacağız. Hafta sonuna daha var bakalım. Allah ne gösterecek. Herkese iyi günler. Yeniden buluşmak umuduyla hoşçakalın.